Dördüncü sınıf fen bilgisi dersi saf madde ve karışımlarla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım sevgili öğrenciler. Önemli bir konu özellikle üst sınıflardaki fen bilimleri dersi bakımından. Birden fazla maddenin bir araya gelerek oluşturduğu maddeye karışım denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek olarak verilemez diyor bize. Şimdi havanın içerisinde oksijen var, azot var, karbondioksit, karbonmonoksit, diğer gazlar var. Demek ki iki tane madde bile olsa o karışım için yeterli. Meyve suyu, içerisinde su var. İşte portakal ya da kayısı ya da şeftali neyden yapılmışsa artık o vardır sevgili öğrencim. Nektarin vardır, şeker vardır, ne bileyim renklendirici vardır, var da var yani. Bunda da birden fazla madde var. Ayrana baktığın zaman içerisinde yani en azından yoğurt var değil mi? İşte yoğurdun tereyağı kısmı da var. Artı su da var. Yani tereyağı da bırakalım da yağ kısmını da bırakalım. Kaymak kısmını. Ya da tuzsuz da olduğunu düşünsen bile yoğurt ve su var. İki tane maddeden oluşmuş. Sonuçta karışımdır. Demir tek maddedir. Saf maddedir sevgili öğrenci. İçerisinde demir dışında başka bir madde yoktur. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılır diyor bize. Sevgili öğrenciler elekleri bilirsiniz. Bunu özellikle mutfakta kullanan annelerimiz bilir. Bunun için süzme için içerisinde bir akışkan madde olacak yani sıvı olan madde bir de katı maddenin olması gerekiyor. Sıvı madde süzülecek katı madde de ortada kalacak. Şimdi şekerli su eleğin içerisine attın sen orada ne olur sevgili öğrencim her ikisi de içinden düşer. Şeker de düşer su da düşer. Tuzlu suda da aynı şekilde. Puding orada kalır. Katı maddedir. O şekilde kalır. Haşlanmış makarna. İçerisinde su var değil mi? Onu eleğin içerisine getiriyorsun. Su süzülerek aşağı doğru gidiyor. Ve geriye de makarna susuz bir şekilde yukarıda kalıyor katı cisim. Doğru cevap C seçeneği. Karışımlardan hangisi katı artı katı karışımına bir örnektir? Limonatayla su, limon, şeker var. Su da var içerisinde. Sıvı maalesef sevgili öğrencim. Havanın içerisinde azot var, karbondioksit var, oksijen var, karbonmonoksit var, diğer gazlar var. Bu dediğim bütün maddelerde gazlardır. Bu gaz artı gaz karışımına bir örnektir. Hoşaf yine aynı şekilde su vardır içerisinde bir de üzüm vardır sevgili öğrencim. Su da var sonuçta. A seçeneği ne dedik? Yani karışık çerezde ne var mesela? Karışık çerezde işte fındık var, fıstık var, leblebi var, çekirdek var, kabak çekirdeği var vesaire. Bu saydığım bütün maddelerde katı maddedir. Dolayısıyla burada katı katı bir karışım vardır. Cevabım B seçeneği. Ve bir diğer sorumuz Nihal'in yapmış olduğu bu yönteme ne isim verilir? Nihal bir bardak tuzlu su karışımında su ve tuzu birbirinden ayırmak için bir kaba koydu ve ısıttı. Nihal'in koymuş olduğu bu yapmış olduğu bu yönteme ne isim verilir? Sevgili öğrenciler içerisinde tuzlu su var değil mi? Birisi katı maddedir, birisi sıvı maddedir. İkisini karıştırdığın zaman bir çözelti olur. Çözelti katı maddenin tuz gibi, şeker gibi, sıvı madde içerisinde su gibi hiç görünmeyecek şekilde karışımıdır. Şimdi orada katı bir maddemiz var tuz. Sen bunu ısıtıyorsun. Niye ısıtıyorsun? Isıtıyorsun ki içerisindeki suyu buharlaştıracaksın. Katı madde olan tuz buharlaşmaz. Su yukarıya doğru çıkarken elinde senin tuz kalacak. Sen de bu şekilde tuzlu suyu birbirinden ayırmış olacaksın. Biz bu yönteme buharlaştırma diyoruz. Cevabım B seçeneği. Ve bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Erime katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesidir. Mesela buzun suya dönüşmesi, ısı alıyorsun dışarıdan su oluyor. Katı maddedir buz. Su olunca sıvı hale geçiyor. A seçeneği doğru. Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler. Mesela tuz ve suyu ya da şeker ve suyu karıştırdın. İçerisinde su da var. Görünen kısmıdır zaten. Biraz tadına baktığın zaman şekerin de olduğunu görürsün. Demek ki karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmiyorlar. B seçeneği de doğrudur. Sıvı maddelerin ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma denir. Çocuklar bir şey söyleyeyim bu arada. Hani direkt okumak yerine o verilen okuduğun seçeneği bir örnekle zaten pekiştirdiğin anda hani cevapladığın anda onu direkt doğru ya da yanlış olduğunu çıkartabiliyorsun. Benim gibi sen de yapabilirsin. Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hale geçmesine buharlaşma denir. Çaydanlıktaki suyu ısı verdin içerisine. Isı alıyor yani oradaki su. Verdin kaynamaya başladı. Ondan sonra ne oluyor? Buharlaşacak. Yukarıdan çıkacak. Gaz haline geçecek. Biz buna buharlaşma diyoruz. C seçeneğinde. Eledik. Maddenin ısı alarak sıcaklığın yükselmesine. Şimdi sıcaklık yükselir mi donmada? Aksine donduruyorsun. Donmada sıcaklık yükselmez. Sıcaklık azalır demesi gerekiyor. Düşer ya da demesi gerekiyordu.
Cevabım D seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz, buharlaştırarak ayırma yöntemiyle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır diyor bize. Bakalım hemen. Mesela ne olabilir? Şekerli suyu ayırabilirsin, tuzlu suyu ayırabilirsin ya da kum ve su. Sevgili öğrencim, kum ve su birbirine karışmış. Sen suyu buharlaştırsın, geriye de kum kalır. Şimdi kumlu su, sulu kum ya da maddenin sıvı içerisinde olması gerekiyor. Kum burada sıvı bir madde içerisindedir. Şekerli su da aynısıdır, tuzlu su da aynısıdır. Isıtılması gerek, soğutulması gerek. Yani burada şimdi seçeneklerde baktığın zaman böyle tezatlıklar gördüğün zaman bu cevaplar, bu sorulardan birisinin yanlış olması gerekir. Yani bunlardan biri işaret edecek. Çünkü diyor ki soğutulması gerek, ısıtılması gerek. Yani bunlardan ya soğutulacak ya ısıtılacak. Soğutulursa ısıtılmaz, ısıtılırsa soğutulmaz. Cevap bunlardan biri sevgili öğrencim. Hiç D seçeneğini okuma, eleyebilirsin. Buharlaştırıyorsun ya. Buharlaştırma nasıl olur? Sen buharlaştırmada sıcaklık vermen gerekiyor. Yani ısıtman gerekiyor. O zaman soğutma olmaz maalesef. Cevabım B seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, yukarıdaki maddelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi olamaz? Dondurma, margarin ve kar tanesi. Çocuklar bunların hepsi de katı bir maddedir. A'yı eledim. Bunlar oda sıcaklığında, oda sıcaklığı 27 derece. Oda sıcaklığında erimeleri. Oda sıcaklığına getir, bunların hepsi de erir. Doğru diyor. B seçeneği de eledim. D seçeneğindeyim sevgili öğrencim. Hal değiştirdiklerinde sıvı olabilmeleri. Yani dondurma, margarin, kar tanesini sen eridiğin zaman ne oluyor? Sıvı bir maddeye geçiyor. Bu da olabilir. Saf madde değildir. Kar tanesi orada saf maddedir. Dondurma, şeker var içerisinde. Boya maddeleri var, renklendiriciler var. İşte süt var içerisinde vesaire vesaire. Margarin de aynı şekilde. Yağı var, tuzu var vesaire. Bayağı bir var hem de. Doğru cevabım saf madde olmaları değildir. C seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi demir tozuyla karışmış olan kumu ayırır? Demir tozu ve kum, ikisi de katı olan madde. Bunlara mesela çökertme, suyun içerisine atarsın, çöketir, çökertirsin. İkisi de katı maddedir, suda batarlar, ikisi de gider. Mesela elediğin zaman demir tozu da kum da aynı büyüklüktedir. Sen onları attığın zaman ikisi de o eleğin içerisinden düşer. Süzme diyorsun mesela. İkisini attığın zaman ikisi yine eleğin içerisinden düşer ama demir tozunun mıknatısla çekilme özelliği var sevgili öğrenciler. Mıknatısı yanaştırırsın, demir tozunu çekir, geriye de çeker ve geriye de kum taneleri kalır. Doğru cevap A seçeneği. Ve bir diğer sorumuz. Ceren annesinin aldığı dondurmayı yiyordu. Bir süre sonra dondurmasını yere düşürdü. Yeri temizlemek için bez alıp geldiğinde düşürdüğü dondurmanın şeklinin değiştiğini görüp şaşırdı. Ceren'in şaşırmasına neden olan dondurmanın şeklinin değişmesinin nedeni ne olabilir? Sevgili öğrenciler, dondurma orada katı aldı. Aşağı düşür. Yere düştükten sonra gidiyor, bezi alıp gelene kadar orada su haline, sıvı haline geçtiğini. Yani oradaki katı olan maddenin, yani dondurmanın eridiğini görüyor. Cevabım B seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Karışımlar bir takım yöntemlerle birbirinden ayrılabilirler. İşte süzdürme, buharlaştırma, mıknatıs yardımıyla ayırma, eleme yöntemleriyle vesaire yüzdürme kimine göre. A seçeneğini eledik, doğru bilgidir. Karışımlar saf halde değiller. Karışım olmuş o. Dondurma bir karışımdır. Şeker var, süt var, su var, yağ var, ne bileyim. Değil mi? Demek ki saf halde değiller bunlar. B seçeneğini de eledim. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliğini kaybeder. Şeker ve suyu karıştırılır. Su da var, şeker de var içerisinde. Kendi özelliğini kaybetmez. Yanlış olan burada C seçeneği. D'ye de bakalım. Karışımı oluşturan maddeler her oranda bir araya gelebilirler. Tabii ki karışımı oluşturan maddeler 200 gram birinden, 300 gram birinden karıştırarak bir araya gelebilir diyor orada da sana. D seçeneğini de eledim. Ve bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kum ile su karışımını ayrır? Mıknatısla ayıramazsın bunları sevgili öğrencim. Süzme yöntemi. Tabii ki süzme yöntemiyle suyu süzdürüp içerisinde kumu bırakabilirsin. Cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Hangi seçenekte verilen maddeler karıştırıldığında bir çözelti, dışarıdan bakıldığında her yerinin aynı görünmesini oluşturmaz diyor bize sevgili öğrenciler. Dışarıdan bakıldığında her yerinin aynı görünmemesi lazım. Sevgili öğrenciler, su ve şekere baktığın zaman karıştırdım. Yani
Tuz suda da mesela aynısını yaparsın. Bunlar hep çözeltidir. Su şekeri, tuz şekeri, tuzla suyu karıştırdın. Dışarıdan bakıldığında su olarak görünür. Onun içerisine tadına bakmazsan tuz ya da şeker olduğunu anlayamazsın. Bunlar bir çözeltidir, eledik. Aynısı su ve limon suyunda da vardır. Limon suyu suyun içerisine atarsın, karıştırırsın. Sen onun dışarıya baktığın zaman suya benzediğini, içtiğin zaman bunun içerisinde bir limon olduğunu, limon suyunun olduğunu görebilirsin. D seçeneği de eledik ama zeytinyağı ve suda dışarıdan baktığın zaman hani derler ya zeytinyağı gibi işte su yüzeyine çıkma derler. Öyle bir atasözü vardır, deyim vardır sevgili öğrenciler. Niye o? Çünkü su ve zeytinyağı birbirine karışmaz. Zeytinyağı yukarıya doğru çıkar. Zeytinyağını ayrı görürsün, suyu ayrı görürsün. Bunu çok kolay yapabilirsin aslında. Suyun üzerine 2-3 damla şöyle zeytinyağı koy ya da herhangi bir yağ koysan da ikisinin karışmadığını, çözelti oluşturmadığını fark edebilirsin. Cevabım C seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir diyor bize. Bakalım. Mum bir kaba konulup ısıtılırsa erime gerçekleşir. Mumun üzerine yaktığın zaman oradaki ipin orada hani çevresinde ateş oluşturduğundan dolayı dibinde o mumun eridiği halini sıvı halde göreceksin zaten sevgili öğrencim. Doğru bir bilgidir. A'yı eledik. Tuzun su içerisinde gözle görülemeyecek şekilde dağılması. Bu daha deminki sorularda da bahsettik. Aynı şey şekerde de vardı. Limon su ve suyun karışımında da var. Bu bir çözünmedir ve çözeltidir bu. B seçeneği de eledik. Demir tozu ile kum karışımını süzme ile ayıramazsın. Demir tozu, kum karışımı ikisi de küçük tanelidir. Süzme olmaz maalesef. C seçeneğini eledik. Süzme için içerisinde bir sıvı maddenin olması gerekiyor. İki katı maddeyi süzme ile nasıl ayıracaksın? Olmaz. En güzeli bunu mıknatıs yoluyla ayırmaktır sevgili öğrencim. Doğru cevabım C seçeneği. D'ye de bakıyorum. Buz ısıtıldığında erime gerçekleşir. Bu da yine doğru bir bilgidir. Ve bir diğer sorumuz, yukarıdaki cümleleri doğru yanlış olarak gruplandırırsak kaç tanesi doğru çıkar diyor bize. 2, 4, 5 tane ifade var. Bakalım hemen. Çözeltiler bir karışım türü olup her noktasında aynı özelliği gösterirler. Yani tuzlu suya baktığın zaman en diptekini de su olarak görürsün. En yukarıdakini de su olarak görürsün. En diptekinin tadını da alsan, en yukarıdakini ya da ortadaki kısımdan tat da alsan tuzlu su tadını alabilirsin. Onu söylüyor buradaki cümlede. Bakalım. Şeker su karışımında şeker çözünen su ise çözücü. Şeker su karışımında şeker çözünendir, su ise çözünendir, çözücüdür sevgili öğrenciler. Doğru bir bilgi. Bir karışım olan gazoz, çünkü içerisinde şeker var, su var, asit var vesaire. Aynı zamanda çözeltidir çünkü o bir gazoz ama baktığın zaman dışarıdan sıvı halde gözükür. İkincisi de doğru. Kolonya ile suyun karışımı çözelti değildir. Kolonya ile suyu karıştırdığın zaman zaten kolonyanın içerisinde de su vardır sevgili öğrencim. Çözeltidir bu, çözelti değildir diyor. Maalesef hatalı, yanlış yani. Sadece bir katıyla bir sıvı karıştırılarak çözelti elde edilir. Şimdi tuzla suyu karıştırarak çözelti elde edersin ama kumla yani herhangi bir katı ile diyor burada. Mesela kumla git bak veya ya da odun talaşıyla sıvıyı karıştır. Çözelti elde edemezsin ki. Talaş ne olur? Hemen yukarıda olur. Kumu ya da görebilirsin sudan ayrı bir şekilde. Hepsi için genel bir ifade kullanmış. Normalde katıyla sıvı oluşturulabilir ama her katıyla olmaz bu maalesef. Yanlış bir bilgidir. Tebeşir tozu ile su karışımının çözelti değildir. Tebeşir tozu ile su karışımını karıştırdığın zaman belli bir süre sonra tebeşir tozunun suyun üzerinde yüzdüğünü görürsün. Mesela su yüzeyinde gördüğün tabaka aynısı dibinde var mı? Dibinde yok. Dolayısıyla çözelti değildir. Doğrudur tabii ki. 3 tane doğru bunlar arasında. Cevabım C seçeneğidir.